acaba Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı siz şimdi hangi devletin vatandaşıydınız ve o makamda oturacak mıydınız? Eski Meclis Başkan Vekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ölümünün 6. yılında anıldı. Ben diyorum ki Fethullah Gülen'in 700 tane öğrencisini getirip de Bülent Arınç efendim şiir okutup da bu şiirleri kim yazdı Fethullah Gülen demeye hakkı var mı? Siyasi yaşamı mücadelelerle geçen Kamer Genç görev yaptığı 6 dönem boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en etkili isimlerinden biri oldu. Yahu Burhan Bey senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin... Tek başına muhalefetti. Sözünü hiç sakınmadı. 1940'ta Tunceli Nazimiye'de doğan Kamer Genç, Danıştay Tetkik Hakimliği ve Danıştay Savcılığı yaptı. 12 Eylül Anayasası'nın tümüne hayır oyu verdi. Ekonomisiyle, bürokrasisiyle layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok etmeye çalışan bir uygulamadır. 1987'de girdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 dönem üst üste görev yaptı. 2002'de DYP baraj altında kalınca meclis dışında kaldı. 2007'de ise bağımsız olarak meclise geri döndü. Bağırıştırıcı mı yapıyorsun? Gerçekler var. Bu gerçeklere karşı... Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucusundan darbeci yapmak. Darbeyi yapasınız. Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısıydı. Fethullah Gülen tehlikesine daha en başından dikkat çekti. Hepiniz de benden iyi biliyorsunuz. Amerika'ya giden özellikle AKP'li milletvekilleri Fethullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Bölücü ve gerici anayasa girişimine karşı milli anayasa için adım adım dolaştı. Bu memlekete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletimize can borcumuz var. Kamer Genç, 22 Ocak 2016'da aramızdan ayrıldı. Tunceli Nazimiye'deki köyünde Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'na sarılarak sonsuzluğa uğurlandı. Türk siyasi tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Genç'ten, akıllarda ise en çok Atatürk ve onu kurduğu cumhuriyeti savunmak için verdiği mücadele ve söylediği sözler kaldı. Acaba Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı siz şimdi hangi devletin vatandaşıydınız ve o makamda oturacak mıydınız?